Boydak Holding CEO'su Sayın Memduh Boydak'la birlikteyiz. Efendim şirket sayısını azaltacağınızı söylediniz. 42'den 30'a indireceğinizi. Bu kararı neden aldınız? Şimdi benzer sektörlerde olan işlerimiz var. Yani şirketlerimiz var. Bu sektörlerin faaliyetlerini böyle birbirine benzeşen iş kollarını birleştirmek suretiyle verimlilik, ölçek kavramlarını gündem almak istiyoruz. Yani daha sade bir yapılanmaya kavuşmak istiyoruz yani böyle. Biraz önce bahsettiğim gibi halka arzlara da böyle zemin hazırlayacak bir sade bir yapılanmaya kavuşmak da bu karar almamızda etkili olan hususlardan bir tanesi. Yakın pazarlarda biraz umduğumuzu bulamadık, hayal kırıklığına uğradık dediniz. Bu pazarlardaki kaybınızı hangi yeni pazarlarda telafi etmeyi umuyorsunuz? Şimdi şöyle, yakın pazarlarda aslında hayal kırıklığına uğradık demek tam doğru olmaz da şöyle, yakın pazarlardan yıllarca istifade ettik. Yani biz mesela Irak pazarından yıllarca istifade ettik. Yunanistan pazarından yıllarca istifade ettik. İran pazarından yıllarca istifade ettik. Mısır, Libya, buralardan hep yıllarca istifade ettik. Suriye hakeza. Ama son dönemlerde yaşanan bu bölgedeki, bölge coğrafyasındaki yaşanan bir takım sıkıntılar, siyasi sıkıntılar, jeopolitik riskler ya böyle biraz bizim işlerimizi oralarda biraz sekteye uğrattı yani. Tabii biz öncelikle aynı Avrupa Birliği ülkelerinin birbirleriyle olan ticaretleri gibi biz de ticaretimizi yakın komşularımızla daha yoğunlaştıralım şeklinde bir strateji geliştirmiştik ya biz geçmişte. Ama gördük ki ya böyle bu strateji diye biraz daha böyle daha geniş perspektifli bakmak gerekiyormuş yani. Ve dolayısıyla yakın pazarlardaki ağırlığımızı biraz daha böyle daha uzak pazarlara doğru da yoğunlaştırma noktasında gayretlerimizi artırdık. Bugün Çin'den tutun, Endonezya'dan tutun yani birçok böyle Afrika'nın alt aşağı bölgesinde Güney Afrika tarafına doğru indiğiniz zaman bu bölgelerden tutun, Amerika Birleşik Devletleri ve civarındaki ülkelerden tutun birçok yerde yoğun pazarlarımızı geliştirme zaten varız oralarda ama pazarlarımızı geliştirme noktasında faaliyetlerimizi daha da etkinleştiriyoruz yani. Peki gelecek yıl sizin ajandanızın en önemli gündem maddeleri neler olacak? Yani hangi konulara odaklanacaksınız? Şimdi önümüzdeki yıl bizim odaklanacağımız birkaç konu var. Bunlardan bir tanesi organizasyonumuzu biraz daha şekillendirme noktasında bir örgütsel yönetim kabiliyetlerimizi biraz daha toparlama noktasında bir yoğunluğumuz olacak. İnsan kaynaklarımızın biraz daha şekillendirilmesi ve uluslararası kültüre daha hazır hale gelmesi noktasında bir çalışmamız olacak. Artı şirketlerimizden işte biraz önce bahsettiğim gibi halka arz noktasında bir yerden başlama suretiyle HES kabloyu 2015 yılında konjonktürün uygunluğu halinde altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Böyle halkaşma ile ilgili bir yoğunluğumuz olacak. Bir de biraz önce bahsettiğim gibi ölçek büyüklüğü, verimlilik ve benzeri konulardan dolayı şirket sayılarımızı daha azaltıp verimliliğimizi artırma, bir de yapımızı, organizasyonel yapımızı biraz daha sade hale getirme noktasında çalışmalarımız olacak. Bir de bunlara ilaveten tabii içinde bulunduğumuz sektörlerde tevsi yatırımı ve yani genişleme yatırımı, yenileme yatırımı olmak üzere bir yatırımlarımız var. Bir de bir Türkiye'nin en büyük poliüretan tesisini kuruyoruz şu anda. Onu da önümüzdeki yılın ilk 6 aylık döneminde hizmete almış olacağız. Bir de devam eden enerji yatırımlarımız var. Bu enerji yatırımlarımızda da önümüzdeki zamanda gelecek yıl için bir 300 milyon dolarlık bir bütçe ayırmıştık ya böyle. Bu bütçemizi kullanma noktasındaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Orada bildiğiniz gibi ufak bir yol kazası, bir lisans iptaliyle karşılaştık. Onu da yasal zemin içerisinde çözme gayretindeyiz. Evet, yeni enerjide lisans alımınız olacak mı? Mevcut lisansı olanların harekete geçirilmesi, yatırıma kazandırılması, enerji arzımıza, ülkemizin enerji arzına kazandırılması noktasında çalışmalarımız yoğunlaşacak. Ama bununla beraber bir de güneş enerjisiyle ilgili altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Bu konuda bir şirketimiz de var zaten. Önümüzdeki zamanlarda bu yasal prosedürlerimizi çözdüğümüz takdirde güneş enerjisiyle ilgili olarak güneş enerjisi arzıyla ilgili ihaleleri de yerimize alarak yani böyle sektörde ideal büyüklüğe ulaşma noktasında gayretimiz var. Çok teşekkürler, sağ olun. Peki, sağ olun.